Tamirci Zeki Windows 10 Hikayemiz yakın bir gelecekte memleketimizin sınırları ötesinde zaten bu gelecek gelse de biz alamayız döneminde geçiyor. Arabalar gelişmiş, şehirler gelişmiş ama esas abimiz eski model arabası olan gelenekçi kaslı bir body boy. Hanımı ise büyük bir teknoloji şirketinde çalışıyor. Şimdi en başında adamın işsiz olduğunu anlıyoruz. Zira böyle arabalar kalmamış zaten. Müzelik olmuş. Abla çalışıyor sadece. Eve tek maaş girdiği halde muhteşem çiftimiz hepimizin amına koyun böyle bir evin olacak ha adlı evde yaşıyorlar. Gereksiz mutluluk, acayip güzeliz, çocuk da yapmamışız, ulan dert yok, tasa yok, ne yapalım, ne edelim derken bir gün eve dönüşte ablamız zati araba kendi gidiyor. Hadi pompişleyelim diyor. Tabi abi gelenekçi. Bir gözep yolda. Ablanın umurunda değil. Ama deniyor. Derken abimiz haklı çıkıyor. Araba çıldırıp gazı kökleyerek taklatıyor. atıyor. Hah hikayemiz tam da bu noktada başlıyor. Muhteşem bir gelecekte olsa çadırlarda yaşayan mutsuz çoğunluğu görebiliyorsunuz. Ablamızı haça vurup öldürüp abimizi sakat bırakıyorlar. Adam oldu mal. Boynunun aşağısı yok. Hissetmiyor. Ya işte hayat böyle grey abi. O kadar malın mülkün olsa da sadece mal gibi bakabiliyorsun. Ne oldu? Çekik gözlü güzel karın vardı. Arabalara aile evi Çiçek gibi evin vardı ama ne oldu Kurdun kaldın grey. Oğlum niye bilendim lan ben bu adamın yaşantısına? Hep bu ev yüzünden. Çok güzel amına koyayım. Bir de bizimkilere bak. Sonuç olarak abimiz kötürüm kalınca buna arabasını tamir ettiği tipsiz hüdük teklifte bulunuyor. Teklif ne? Sana çip takacağız. Baston gibi dimdik kalkacaksın ayağa. Çok güzel olacak bak. Karım öldü. Hayatın hiçbir anlamı yok. O böyle yaşa istemezdi. Adam bu laftan sonra kabul ediyor ve ameliyata giriyor. Oğlum bu Amerikalıların olay örgüsündeki kabul süreçleri niye bu kadar basit ve çabuk çözülüyor la? Neymiş? Karısı böyle istemezmiş. O olsa böyle düşünmezmiş. Bu mal da hemen inanıyor. Bu arada teklifi hemen kabul eden adam da iki gün önce kendine üst üste ağrı kesici basıp intihar etmeye çalıştı ha. İşin özü bizim Grey ameliyatı oluyor. Kalk bakayım ayağa yürüyebiliyor musun? Başarabilirim. Yürüyebilirim. Tabii bir kural var. Bu ameliyat legal olmadığı ve teknolojisi henüz duyurulmadığı için bizim Grey kötürüm taklidi yapmaya devam edecek. Çünkü inanılmaz tehlikeli bir ameliyat. Kendi kendine giden araba var. Yeri geliyor uçan araba var. Millet robot sikiyor. Şimdi kötürümlüyü iyileştiren bir ameliyat yani sonuçta gizli kalmalı değil mi? Sadece abimiz hop bir dizip bir de evde gizlice takılacak işte. Yalnız evde ev, ev ha. Bak minimal tasarım dediğin böyle olur. Şimdi diyeceksin ki abi tamam anladık evi beğendin. Oğlum öyle böyle değil la. Bu ev beni siksin istiyorum. <laughs> Gray abi evinde sakin sakin otururken. Selamünaleyküm. Ananı Korkmayın Bay Gray Kim varışıyor? Kim lan o? Benim adım İsmet Neredesin sen? İçimde misin yoksa? Ensenize takılan çipteyim Allahım çipteyim sondayım depresyondayım Sıkıntı yok Size güzelliği getireceğim Bay Gray Abimiz ensesine takılan İsmet'le baya kanka oluyor Kavgaya giriyor yardım et İsmet Engeci vokkey Engeci vokkey Eni vokkey yani Araba kullanıyor bir el at İsmet Her türlü İsmet orada Ha bir de İsmet güçlü, çevik ve seri. Ama mesela şöyle bir abiye İsmet'i taksak o kadar çevik ve seri olabilecek mi? Sonuçta dünya nüfusunun %50'si böyle. Grey abi İsmet'i kullanarak karısının ölümüne bulaşan herkesi tek tek öldürüyor. Tabi bu işin mucidi Fisk abi çıldırıyor. Sana ben sağda solda İsmet'le gezme demedim mi güzelim? Fisk bir tur attı Allah aşkına ya. Sonuçta Fisk İsmet'i uzaktan kapatabiliyor. Ama Grey ile öyle bir kanki oluyorlar ki tam kapatacağı sırada Grey'e hacker bulup kendini crackletiyor. Bizim İsmet oluyor. İsmet 2.145 versiyon 9 trainer. Tabi Grey oh be, artık güç bende diyecek. Lakin bizim İsmet F9'a basarak tüm kontrolü kendine almasın mı? Meğer Hacker'a o yüzden götürmüş bizim saf Grey'i. Anasını satayım bizim Grey'in karakter analizinde 48 puntayla safın Allah'a falan yazıyor herhalde. Sonuç olarak hetete hetete şeklinde intikam melekliğini gerçekleştirip Big Boss'a gidiyor. Tabii hiçbir şey Grey abinin kontrolünde değil. Her boku İsmet yapıyor. Diz çök Grey. İsmet diz çök kurban olayım. Numara yapma Grey. Ama no, ben bir şey yapmıyorum İsmet çök. Tabi Grey ne dese boş. Etme İsmet. Gitme İsmet. Sıkma İsmet derken bütün bunların sorumlusu İsmet çıkmasın lan. Karısını öldürten İsmet. Bu fiski yönlendiren İsmet. İsmet bildiğin her boku ele geçirmiş. İnsanoğlu kendi başına bir canavar yaratmış. Bir teori var ya hani robotlar dünyayı ele geçirirse. Aynen onu işlemişler. Son sahnede de Grey İsmet'e karşı koymaya çalışırken hop beyaz bir ışık. İlk izlemede şunu diyebiliyorsunuz. Ana Grey balık mıymış? Karısı da serum muymuş? Derken meğer bizim İsmet Grey beyninde hayal alemine hapsetmiş. İsmet Win Grey geçmiş olsun. Biz Upgrade 2 gelir diyecektik ama yönetmen gelmeyecek demiş. Bakalım. Bu kadar mal etmişler, bu kadar kazanmışlar. Aynen gelmez. Kısacası evli eşli arabalı mis gibi yaşantım vardı. Bir kaza geçirdim. Hayatım kaydı. Boynumdan aşağısı bir gram kıpırdamıyor. Geldi elin oğlu enseme çip taktı. Baş edemedim çipinen. Geçirdi beni ele. Şimdi dünya düşünsün. Kaldınız bizim ismete temalı. Bu yapım bizim için. En sende çiptir isme En sende çiptir isme Seri zeki atiktir isme Seri zeki atiktir isme Çatara patara kavgaya dalan Silahı da iyi kullanan Dünyayı ele geçirdin İsmet Anan nan nan İsmet Anan nan ismet, İsmet Anan nan İsmet Anan nan İsmet Anan nan İsmet Anan nan I no not na he's back.